Efendim, üroloji uzmanı operatör doktor Deniz Dehne konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Aa, ne enteresan bir konu işliyoruz. Gerçekten çok şaşırdım. Kökücü her yere girdi. Her tedaviye mutlaka. Bir şey söyleyeceğim, muhteşem bir şey değil mi? Bence de yani. Bence de. Tıpın her alanına girdi sayılır aslında. Gerçekten inanılmaz. İktidarsızlık noktasında kök hücre tedavisine konuşacağız bugün. Evet, özellikle son yıllarda tıp biliminde bayağı bir revaçta ama daha da ilerleyecek. O zaman şimdi ben önce kök hücre tabii ben şimdi kök hücreye biraz hakimim yani cildime kök hücre uygulandığı için ben mesleği biraz biliyorum tabii ama aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Ama yüzünde bir aydınlık, bir gerçekten güzellik. Gerçekten fark etti. Evet, bütün arkadaşlarım şaşırıyor. Gerçekten çok iyi geldi. Ben iyi hissediyorum yani. Tabii bizim yüzümüze uygulanan kök hücreyle bunun aynı şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden kök hücre nedir? Öyle başlayalım. Köken olarak aynı kökenden geliyorlar ama kök hücre nedir dersek, insan oluşurken bir hücre büyüyor, farklılaşıyor ve tamam, insanın vücudunu oluşturuyor. Tamam. Kas gerekirse kasa gidiyor, kas oluyor. Eklem gerekirse eklem oluyor, kalp gerekirse kalp oluyor, ciğer gerekirse ciğer. Çok garip bir şeyden bahsetmiyor musunuz? Tabii tek bir hücreden bu bütün saydığımız yapılar oluşuyor. Evet. Bu ana hücreye kök hücre diyoruz biz. Tabii bu genel tabiriyle kök hücre. Bu kök hücre aslında sadece oluşumda işe yaramıyor. Hayatımız devam edene kadar ve bizim hayatımız sonlanana kadar vücutta görevleri olan bir hücre. Hı. Sadece bizi oluşturup işi bitmiyor yani sonuçta. Hı. Bir yerde hasarlanma olduğunda, vücudumuzda bir deformite olduğunda veya herhangi bir patoloji durumunda o bölgeye ya doğal yollardan giderek ya da dışarıdan tedavi amaçlı verilerek oranın tedavisinde ve yenilenmesinde çok büyük başarılar sağlıyor. Burada tabii biz hemen kök hücreyi erektil fonksiyonlar dedik ama başka bir sürü şeyler var. Tabii ki. Tabii yani ki. Erkekteki mesela sperm sayısı azlığı veya yokluğunda da bunlar uygulanabiliyor mu? Özellikle son yıllarda oligospermi dediğimiz sperm azlığında. Şimdi kök hücre mantığı şöyle. Kök hücre normal hücreye gidip yapışıp o hücreye dönüşebiliyor. Yani hasarlı hücrelerin yerini alan bir hücre. Diyelim sperm azlığında, yani testisteki sperm hücrelerimiz az. Az olması bizim için yeterli. Niye yeterli? Çünkü bu kök hücre doğası gereği eğer tedaviyle, enjeksiyonla veya sistemin olarak verildiği vakit o bölgeye gidiyor ve az olan hücreleri buluyor. Bulunca da o hücrelerin çoğalmasını, daha çok yer kaplamasını sağlıyor. Böylelikle ne oluyor? Sperm sayısı da artıyor. Peki şimdi ben cildime kök hücre yaptırdığımda kulak arkasından bir parça alındı, protein kaplarında çoğaltıldı. Aslında o fibroblast mıydı? Yani evet, fibroblast. O fibroblasttı. Yani adı kök hücre ama içerik fibroblasttı. Sizdeki uygulamada tam olarak nasıl kök hücre elde ediliyor ve nasıl, hani çoğaltılıyor mu cilde uygulandığı gibi? Benimkisi biraz estetik gibi. Yani tam adı da estetik demeyelim, yanlış bir yere giderdi. Cilt güzelliği ve cilt gençleştirmek için yaptığım bir şeydi. Sonuçta o da kök hücre başlıkları altında yapılıyor, evet. Ama asıl kök hücre başlarda kemik iliğinden elde ediyorduk biz. Hmm. Kemik iliğinde 3 çeşit hücremiz vardı. Endotel dediğimiz damarları yapan hücre, mezenkimal dediğimiz bütün yapılara dönüşebilen hücre, hematopoietik dediğimiz kan hücreleri vardı. Tamam. Ama kemik iliğinden alması biraz meşakkatli bir işti. Biraz yine zor bir operasyon süreçti. Değil operasyon. Mi o? Ondan sonra enfeksiyon riskleri. Sonra bilim adamları özellikle son 20 yılda baktılar ki vücutta çok daha zengin, kemik iliğinden 4 kat fazla kök hücre içeren bir yağ doku buldular. Yağ dokuyu nasıl tedarik ettiler? Liposuction dediğimiz yöntemle 100 cc, 150 cc yağ dokusu alıp bunun içinden kök hücreyle ayrıştırdılar. Karın yağları dediğimiz, karın bölgesinden, evet. Yani sende yok. Çünkü sende karın bölgesinde yağ yok Onur. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bazen de negatif olduğunu, yani zayıflığın ne kadar zararlı olduğunu. O sayılabilir. Evet ya. Ama sonuçta bulunuyor. Ve bu yöntem çok kolay alınan bir yöntem. Ama yatağın şartlarında çok basit bir yöntem. Çok fazla ağrısı, sızısı, çok meşakkatli bir iş değil. Bir de sonradan bir zararı yok ya da işte bir riski yok. Tabii ki yani çok çok az riski var. Sonuçta yok denecek kadar az. Hmm. Çünkü aldığınız yağ miktarı 2-3 kilo, 4 kilo değil. Yani 100 cc, 150 cc yağdan bile bunları üretebiliyorsunuz. Peki Deniz Beyciğim, mesela Onur'un karın... Aa, varmış Onur'un... Ya varmış senin karın bölgende, şu an fark ettim. Gerçekten yok. Onlar var, momentum. Var, gördüm. Vallahi momentum. Peki mesela karın bölgesinde yağ olmayan birinin arkadaşının karnından aldığınız yağlı oluyor mu bu iş? Şöyle, o olmuyor. En iyisi kendi vücudundan aldığınız kendi kök hücreler. Çünkü
kendi DNA'nızı taşıyan sağlam, güvenilir kök hücre olacak. Herkesin kök hücresi kendine diyoruz. Aynen yani öyle. Bir de yani bunları direkt alıp kök hücreyi aldık, hadi biz bunu direkt tedavi amaçlı uygulamıyoruz tabii ki. Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvarlarda bu ayrıştırılıyor ve SVF dediğimiz stromal vasküler fraksiyon adı verilen bir forma dönüştürülüyor. Hmm. Bu formdan da yağlar ayıklanarak ondan sonra ülkemizde özellikle yasal olan kısım kemiğe, ekleme, deriye, kasa verilebiliyor. Biz daha önce dizde konuşmuştuk. Dizde konuştuk evet. Tabii. Dizde ben var. Omurgada da faset eklemlerindeki dejenerasyonda kullanıyorum ama şimdi onay almak dediğiniz yerde o zaman deri altına mı yapıyorsunuz bu enjeksiyonları? Evet, yani diğer alanlarda yani, öyle oluyor. Sizde nereye yapılıyor? Bizde şu anda Türkiye'deki yasal prosedür işliyor ve çok yakın zamanda zannediyorum bunun sıkıntıları da çözülecek. Erektil disfonksiyonda yani iktidarsızlıkta dünyadaki uygulamalar erkek üreme organına enjeksiyon yoluyla ve sistematik olarak damardan verilen şekilde yapılabiliyor. Hmm. Türkiye'de? Türkiye'de Sağlık Bakanlığı izni alınarak bu tedaviler yapılabiliyor. İzin almak. Evet, yasal süreç işliyor ama yani bu yasal sürecin yakın zamanda bunların da görüşeceğini düşünüyorum açıkçası ama bu arada Amerika'da ve diğer ülkelerde bunlar yapılıyorlar. Peki şeyi böyle net olarak anlatalım mı? İktidarsızlık problemi olan biri geldi size, nasıl işliyor mesela? Şimdi iktidarsızlık problemi yani birçok sebepten dolayı nedir olabilir. İktidarsızlık? İktidarsızlık erkeğin cinsel ilişkiye girecek veya devam ettirecek sertliği sağlayamaması anlamında. Hmm. İktidarsızlık bu anlama geliyor. Tamam. Özellikle 45 yaşından sonra neredeyse erkeklerin %50'si hayat yani bir şekil iktidarsızlık problemi yaşıyor. Hmm. Şimdi bize böyle gelen hastalarda ilk yapmamız gerekli bir fizik muayene. Fizik evet. Muayeneden sonra detaylı kan testleri, eğer gerek görülürse görüntüleme testleri yapıyoruz. Çünkü bunun birçok sebebi olabiliyor. Damarsal sebepler olabiliyor. Hormonal sebepler, testosteron azlığı, tiroid fazlalığı, onun dışında sinirsel sebepler olabiliyor, psikolojik sebepler olabiliyor. Yani biz bunu iyi analiz edip eğer aslında kökeni tedavi edersek kök hücre işine bile gerek kalmayabilir. Hmm. Yani sonuçta biz kökeni iyi bildikten sonra tedavi çok basitleşiyor. Ha. Yani siz her yolu deniyorsunuz tabii aslında. Tabii ki. Her yol. Tüm tedavi yöntemlerini deniyorsunuz. Tabii ki. Altta yatan patolojileri tedavi edeceksiniz. Hayat kalitesini düzelteceksiniz. Gerekirse diğer tedaviler uygulayacaksınız. Ki en son aşamada eğer hiçbir tedaviye cevap vermeyen ve hayatının yani sosyal hayatını çok kötü etkileyen bir pozisyonda olur ise bu tedavi seçenekleri düşünüyor. Sonra siz ürolog olarak bir rapor yazıyorsunuz. Ben bütün tedavi yöntemlerini uyguladım fakat işte bu probleme yani iktidarsızlık problemine çözüm bulamadığım için kök hücre tedavisi uygulamak istiyorum diye. Bir tek uzmanın rapor niteliğindeki bu yazısı geçerli oluyor mu devlet prosedürü? Genel prosedür biraz daha karışık işliyor aslında. Ha. Yani hasta onayı alınacak, işte bakanlıkla yazışmalar yapılacak. 2-6 ay içinde bir cevap alınıyor. 2-6 ay. Şu sıralar biraz evet böyle bir iş oluyor. Anladım. Ama sonra onay geldi. Aldınız hastayı, ne yaptınız? O zaman gerekli hastanın durumuna göre gerekli. Yani genel bu arada hasta sıskaysa kilo alıyor 6 ay. Karın bölgesi. Karın bölgesi evet, yağlandırıyor. Karın bölgesi yapıyor. Evet biraz yasal. Zaten stresten yiyor. İzin çıktı çıkmadı, çıktı çıkmadı ve karın bölgesinde yağ toplanıyor. Biraz yasal süreç sıkıntılı olduğu için. Tabii. Tabii bizde o olmadan. O prosedür hızlandırılacak herhalde değil mi? Muhtemelen hızlandırılması lazım. Çünkü dünyada yapılan çalışmalar özellikle 2010'dan sonra yapılan çalışmalarda Fransa'da, Danimarka'da, Amerika'da ve Kore'de gibi ülkelerde yapılan çalışmalarda hiçbir tedaviye cevap vermeyen erektil disfonksiyon hastalarında bu işlemle erkek üreme organına enjeksiyon artı sistemik verilme işlemiyle hiçbir tedaviye cevap vermeyen hastalarda neredeyse %70'e %80'e yakın başarı sağlanıyor. Ne yapıyor bu kök hücre? Yani lokal yaptığınızda ama beyefendi, oradaki gene girdiniz. Bölümüme girdiniz. Şu anda çizeceğim. Artık buna karar verdim. Beni dinlemediği ve alanıma girdiği her an tükenmez kalemle kolunu çiziyor. Baştan bakalım konuştum. Programın sonunda kaç çizik olacak? Tamam. Bunu göreceğiz. Baştan çizdim çizdim şurada. Şuna bayağı geldik. Çizim. Hasta izin bekledi. Kilo aldı. Geldi geri. Tamam. İzni çıktı. Tamam. Ne oluyor? Sonra senin sorun geliyor. İyi günler. Buyurun. Kök hücrenin çalışma mantığı dediğimiz gibi yani kendi hücrelerinizi alıyorsunuz. Bu hücreleri Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvarlarda işleyip gerekli olanı hastaya veriyorsunuz. Hemen o an mı? Şöyle bu işlem aslında uzun bir işlem. 30-40 gün sürebilecek bir işlem. Ha, çünkü o özel laboratuvarlarda özel işlemlerden geçirecek bir işlem. Öyle. Çünkü dizde öyle değildi değil mi? Tabii dizde hemen verilebiliyor. O evet. Çünkü stromal ayırmaya gerek yok.
Evet. Yapılabiliyor ama yani bunun eğer onay çıkarsa tabii ki bunun mezenkimali, endoteli ve stromal vasküler fraksiyonun içinde olan hematopoeti ayırma süreci biraz uzun bir süreç alabiliyor. Kök hücreyi aldığınız liposakşınla 30 gün 40 gün laboratuvarda ayrıştırdınız. 30-40 gün sonra hasta gene geldi. Evet. Şimdi biz o hastaya tabii şikayetinin derecesini, genel durumuna göre enjeksiyonla tabii Sağlık Bakanlığı onayı olursa sistemik olarak da bu tedaviyi uygulayabiliyoruz. Anladım. Kök hücre ne yapıyor? Evet şimdi evet ortağımın araya giren sorusunda sıra. Unutmadım sizi. Asla unutur muyuz? Biz onu unutmuyoruz, o bizi unutuyor. Buyurun. Kök hücre mantığı hasarlı bir dokuya gidiyor. O dokudaki sağlam hücreleri buluyor, onlara yapışıyor ve o hücrelerin çoğalmasını sağlıyor. Sağlam hücre yoksa? Sağlam hücre yani tamamen ölü bir dokuyu anında canlandırma değil ama tabii ki sağlam hücreleri buluyor. Mesela sperm azlığında da mantığı sperm az hücreleri bulup onları çoğaltma mantığında. Oradaki çoğaltınca tabii bu sefer mesela ereksiyon probleminde, iktidarsızlıkta damarsal bir patoloji varsa damarı tedavi etme yeteneği oluyor. Sinirsel olsa sinirsel yeteneği oluyor. Ne kadar sürede yapıyor bunu? Genelde 6 ay ile 1 sene arasında başlıyor. Evet. Peki aynı şekilde oligospermide veya azospermide de Türkçesi? Aynı etki mi? Yani sperm azlığında ya da yokluğunda. Hmm. Oligospermide dünyada yapılan çalışmalarda ciddi başarılar elde ediliyor. Çünkü sperm azlığı dediğimiz oligospermide belli bir sperm hücresi var. Hmm. O sperm hücresini bulması kolay oluyor. Bizim aslında sıkıntılı olduğumuz biraz daha araştırmalara ihtiyaç bulduğumuz bölüm azospermi bölümü. Azospermide çünkü... Bizim testis... Azospermin Türkçesi? Türkçesi sperm yokluğu. Hiç sperm olmaması. Yani mevcut bir sperm yok. Siz kök hücre tedavisi yapsanız bile yani orada onu bulup çoğalacak bir veri lazım. Aslında sonuçta bu yani tüp bebeğe de faydalı bir tabii tedavi ki, yöntemi tabii oluyor. Kök hücre galiba tedavisi özellikle son 20 senede yani aklına gelebilecek birçok hastalıkta. Mesela Parkinson, Alzheimer, kalp damar hastalıkları, şeker hastalıkları ve bunlar dünyada şu anda kullanılıyor ve ciddi başarılar elde ediliyor. Şimdi bu tip bir rahatsızlığı olan sevgili beylere buradan seslenmek istiyorum. Bir an önce bir üroloğa gitmeniz gerekiyor. Çünkü tedaviniz başladığında en az 1,5 yıl sonra aslında sonuçlanmış oluyor tedaviniz. Hem izin beklemesi hem uygulaması uygulamadan sonraki 6 ay. Bu arada bu sürece girmeden önceki üroloğunuzun size deneyeceği alternatif tedaviler demek ki aslında küçümsenmeyecek bir mesele ve bir an önce gitseler evet, ancak 1,5 sene sonra mutluluk var yani yolun sonunda gibi gözüküyor meselede. Evet, evet. Ama yani son yıllarda bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedildiği için sonuçlar çok yüz güldürücü olduğu için evet, o süreç bir şekilde atlatılıyor. Yazık yani 1,5 yıl ömürde 1,5 yıl günün sonunda evet, o yüzden evet, bir an önce. Ama 6 ayda evet 6 ayda başlıyoruz. Ama sonuçları görünce artık daha da mutlu olunuyor aslında. Tabii. DNA'sı aynı diyoruz da ben mesela azospermide Sertoli only. Türkçesi. Bir nevi sperm genetik yokluğu. Bozukluk sperm yokluğu. Tamam. Şimdi orada da bu bir genetik hastalık ve gen zaten kendisinin geni. Aynı şeyi verdiğinde iyileştirmesini bekliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Şimdi bu yeni çalışmalarda sperm oluşumu için sadece şimdi de teknik detaya girmek istemiyorum. Sadece belli mekanizmaların dış olmadığı bunun dışında tübüllerin endotel tabakasında bulunan ayrı bir antijen yapısı diyeyim veya başka bir şey diyeyim. Onun da sperm hücreti üretmede faydalı olduğu saptandı. Hmm. Ve şimdi kök hücre tedaviyle azospermik hastalarda özellikle o hücreleri acaba uyarabilir miyiz İçine, diye. Evet, sadece tek bir mekanizmayla oluşmadığı, o hücrelerde de kök hücrelerin olduğu, o hücreleri eğer uyarabilirsek böyle bir şey olabilir mi diye çok ciddi çalışmalar yapılıyor şu süper anda. Süper. Ya gelecek gerçekten kök hücreye bağlı. Evet, ben çok, evet, çok umutluyum. Evet. Kendi kızım müthiş adına da yani Melisa Cerebral evet, Palsy ve belki bizi izleyen ailelerin çocuklarında da Cerebral Palsy olanlar vardır. Geçmiş Cerebral Palsy'de de kök hücre ciddi bir umut ışığı. O yüzden böyle kök hücre konuşması her an çok heyecanlanıyorum gerçekten. Evet yani bu çok bir de çok hız verildi. Dünyada evet, da buna çok hız verildi. Evet, çok. Öyle çok hız verildi ki artık yasal süreçler bu hıza evet, yetişemiyorlar. Evet. Yani acaba nasıl yapacağız, nasıl düzenleyeceğiz diye. İnşallah ülkemizde de bunlar... Aman tıpta da umutlu şeyler konuşalım tabii, ya. Tabii tabii. Ne güzel bir şey. Ayağınıza sağlık çok vallahi. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Sen benim çizdiğim yeri mi sildin? Silmiştim. Sen niye dinlemiyorsun? Program sonrası diyorum. Ceyda, sayacağım onları. Ceyda bir şey söyleyeceğim. Diyemezsin. Çok şu anda diyemez. Ben konuşuyorum. Diyorum ki sana. Beni dinlemediğin her an çizeceğim. Silme, program sonrası bakacağız kaç kere dinlememişsin. Kaç kez dinlememiş.
izleyicilerimiz de çizecek miyiz? Hayır, sen beni dinlemiyorsun. Ben onlar beni dinliyor. Ben ama o kadar tehditler içerisinde. Görüyor musunuz? Sevgili izleyiciler, gerçekten insan haklarına başvuracağım. Kulağa kökücü var mı acaba mesela? Kulağa yapılınca kökücü daha çok duyar mısın? Ben kulaksız olayım yani. O yüzden duymuyorsun zaten soyadından. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz kavga ederek. Çizmeye. Evet, çizdim şu anda.